Arkadaşlar merhabalar, Başarı Zamanı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Enes Hoca. Bugün sizlerle son konumuzu işleyeceğiz arkadaşlar. Bölgesel kalkınma projeleri, coğrafyanın en son konusunu işliyoruz. Ve yaklaşık olarak 29 videoda tüm coğrafya konularını bitirmiş oluyoruz değerli arkadaşlar. Çok güzel dersler oldu, mükemmel dersler oldu. Lütfen sonuna kadar tüm dersleri izleyin. Size çok şey katacağından eminim. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bölgesel kalkınma planlarını işledikten sonra her konuyla ilgili coğrafi konumdan itibaren her konuyla ilgili soru çözümü yapacağız arkadaşlar. Daha sonra deneme çözümleri yapacağız. Ve daha sonra ise sınavda çıkması muhtemel haritalar, haritalı soru çözümleri yapacağız. Onlara geçiş yapacağız. Önceden bizim bilmemiz gereken, ÖSYM'in çok sevdiği bir konu olan bölgesel kalkınma projeleri dersimize başlayalım değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bölgesel kalkınma planlarına başlayalım şöyle bir. Şimdi bölgesel kalkınma projelerinin temel amaçları, başlıca amaçları nedir? Bizim için çok önemli arkadaşlar bunlar. Nedir? Şöyle bir bakalım. Bir, kesinlikle bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltmak, düzey farkını azaltmaktır arkadaşlar. Bizim ülkemizde bilindiği üzere Marmara gibi ya da Ege bölgesi gibi bölgeler çok gelişmiş bölgelerdir. Ama Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz gibi bölgeler ya da Güneydoğu Anadolu gibi bölgeler gelişmemiş bölgelerdir. İç Anadolu'da buna dahil bazı yerleri gelişmemiştir. Yani gelişmemişle gelişmiş arasındaki farkı azaltmak istiyoruz. Bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltmak. 1. 2. Kırsal alanların kalkınmasını sağlamak. Özellikle kırsal alanda yapılan ekonomik faaliyetleri geliştirmek. Örneğin tarım yapıyorsa tarımı, hayvancılık yapıyorsa hayvancılık faaliyetlerini, madencilikle uğraşıyorsa madencilik faaliyetlerini geliştirmek. Ve yine göç hareketini önlemek. Bakın çıkmış sınav sorusu. ÖSYM dedi ki aşağıdakilerden hangisi bölgesel kalkınma planlarının projelerinin amaçlarından biri değildir? Bölge dışına göçleri teşvik etmekti cevap. Arkadaşlar bölge dışına göçleri teşvik etmek, bölge dışına göç nüfusu yerinde, eğer bu vatandaş kırsal alanda tarım faaliyeti uğraşıyorsa direkt dışarı ne engellememiz lazım, göç hareketini önlememiz lazım. Ve yine doğal ve beşeri kaynakları en iyi şekilde kullanmamız lazım burada. Ve yine arkadaşlar baktığımızda istihdamı geliştirerek yeni iş olanakları ortaya çıkarmamız lazım. Burada 5 madde görüyoruz. Buradaki 5 madde bölgesel kalkınma projelerinin hepsi için geçerlidir arkadaşlar. Hepsinin temel amacı aynıdır diyeceğiz. Şöyle baktığımızda Türkiye'deki en yaygın ve ilk defa kullanılan ilk proje GAP projesidir. En büyük proje GAP projesidir arkadaşlar. Güneydoğu Anadolu projesi. Daha sonra Doğu Karadeniz projesi DOKAP. Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi YHGP. Yine Zonguldak Bartın Karabüyük'ün olduğu ZBK projesi. Yine DAP projesi, Doğu Anadolu projesi ve KOP projesini görmekteyiz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir hep tek tek bakalım değerli arkadaşlar. Başlıyoruz. En önemli proje ve Türkiye'de kalkınma için çok önemli olan Güneydoğu Anadolu'nun bu kadar kalkınmasını sağlayan şey nedir? DAP projesi. Şöyle bir bakalım. DAP projesi en yönlü, çok yönlü ve en kapsamlı bölgesel kalkınma projesidir arkadaşlar. Bakın 1989 yılında projeyi yürütmek için GAP idaresi kurulmuş. Bu kapsamda 22 baraj, 19 hidroelektrik inşaatı ve yine 1,7 milyon hektar tarımda su kaynakları yapılmış. Ve yine kapsadığı illere baktığımızda Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Kilis ve Şanlıurfa. GAP'tan en fazla faydalanan ilimiz hangisidir? Şanlıurfa'dır arkadaşlar. Sakın unutmayın. Şanlıurfa çok önemli. Şimdi projenin amaçları. Projenin amaçları sulama, tarım, ulaştırma, sanayi, eğitim. Arkadaşlar bir bölgeyi, bir ülkeyi, bir şehri, bir alanı kalkındırmak istiyorsanız tüm yönleriyle kalkındırmanız lazım. Örneğin sağlıkta kalkındınız, eğitim kötü. Olmaz. Orası gelişemez arkadaşlar. O yüzden buraya baktığınızda bakın tarım var, sanayi var, ulaşım var, turizm var, ticaret var, sağlık var. Hepsini görmektesiniz. Altyapı var.
Projenin amaçları bunları öngörüyor. Şimdi değerli arkadaşlar, projenin bölgede meydana getirdiği değişiklikler nelermiş? Bakın şimdi, bunu aklınızda tutun diye buradakilerden ayrı bir şekilde anlatacağım. Şimdi, GAP'la birlikte en önemli şey baraj mıydı? Evet, barajdı. Barajlar yapıldı mı? Yapıldı. Peki barajlar yapıldıysa, barajlar 3 şekilde kullanılır. 1- Hidroelektrik santral olarak elektrik üretimi. 2- Tarımda sulama. 3- de arkadaşlar, su olarak kullanılır. Ben elektrik ürettim mi burada? Evet, ürettim. Tarımda sulama. Çok önemli. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de tarım kısmı. Tarımda sulama gelişirse ürün çeşitliliği artar mı? Sulu tarım ya da suyu seven bitkiler yetişme alanı artar mı? Artar. En güzel örneği pamuktur. Bakın, suyla birlikte Güneydoğu Anadolu'da pamuk üretimi arttı. Güneydoğu Anadolu pamuk da birinci. Hatta birinci ilimiz Şanlıurfa'ydı. Peki pamuğa dayalı yani arkadaşlar, buraya baktığımızda burada tekstil sanayisi, pamuklu dokuma sanayisi geliştireceğiz. Bakın, tek tek ilerliyoruz. Kaynağım vardı. Suyu tarımda kullandım. Tarımdaki ürünü aldım, sanayide kullandım. O zaman yeni sanayi alanları açılacak mı? Yeni sanayi alanlarında çalışacak insana ihtiyaç var mı? Var. Bu insanlar dışarıdan mı gelecek? Hayır. Zaten bölgenin insanları işsiz, zaten göç ediyordu. Ne olacak? Bölgede yaşayanlara iş olanağı, istihdam sağlanacak. Buna bağlı olarak özellikle şöyle diyebilir miyiz? O zaman bölgede iş olanağı arttı. İşsizlik azaldı. İşsizlik azaldıysa halkın refah seviyesi yükseldi. Peki sanayi tesisi var burada. Sanayide üretiyorsun. Ürettiğini dağıtman lazım. Tüketiciye ulaştırman lazım. Ulaşım olanakları. Bu bir ticaret midir? Evet. Ticari faaliyetler geliştireceğiz. Bakın, sadece sulama ile birlikte bir bölgenin kaderinin nasıl değiştiğini, sağlık hizmeti değişti. Yeni üniversiteler açıldı. Yani eğitim hizmeti de gelişti diyoruz değerli arkadaşlar. Hadi şöyle bir bakalım tekrardan. Bunu unutmayın. Bu şekilde kodlarsanız, aklınıza bu şekilde yatırırsanız, birbiriyle bağlantılı bir şekilde öğrenirseniz yapmazsınız. Sulu tarım yapılan alanlar genişledi. Tarım ürünlerinin çeşidi arttı. Yine kişi başına düşen gelir arttı. İş olanakları arttı. İşsizlik azaldı diyeceğiz. Yani ülke yavaş yavaş, ya da ülke diyorum pardon, bölge yavaş yavaş arttı. İhracat arttı. Bakın, artık ülke dışına ihracatın arttığını gördüm. Hidroelektrik üretimi, yani şu an elektrik arttı. Türkiye'nin en büyük barajları GAP'la birlikte yapılan barajlardır. Atatürk Barajı Türkiye'nin barajları arkadaşlar. Keban Barajı gibi barajları görüyoruz. Bakın, görmekteyiz burada. Özellikle Türkiye haritası üzerinde baktığımızda Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak gibi illerimizi görmekteyiz. Bakın, pamuk üretimini görüyoruz burada. Çok çok önemli. Tarımda makineleşme de artmıştır. Ve yine barajlar yapılmıştır. Hidroelektrik santraller yapılmıştır. GAP projesi bu şekildeydi. Bakın, bir diğerine geçelim. Konya Ovası projesi. Aynı GAP projesine benzerdir. Bakın değerli arkadaşlar, bir bölgedeki kaynak neyse onu kullanmanız lazım. Güneydoğu Anadolu'da kaynağımız topraktı. Ama su olmadığı için kullanamıyorduk. Su oldu, kullandık, her şey bitti. Konya Ovası'nda kaynağımız ne? Yine nedir arkadaşlar? Topraktır. O zaman ben bu toprağı kullanabilmem için kaynağına ihtiyaç var mı? Bakalım. Özellikle Konya, Niğde, Aksaray, Karaman gibi yerlerde yeraltı sularını kullanıyoruz. Yine içme suyu kullanma gibi projeler var. Bunun için Konya Ovası projeleri geliştirir diyeceğiz. Özellikle kapsadığı iller. Bakın, hep karasallığın şiddetli, yağışın az olduğu illerdir. Konya, Niğde, Aksaray, Karaman, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale. Bunlar zaten arkadaşlar kurak alanlar mı? Burada en gelişmiş faaliyet tarım mı? Ama maalesef ki sulamada yetersiz olması hasebiyle burada nadas alanı çok fazladır. Hem yani toprak boş kalıyor. Çok fazla üretim yok. Üretimde verim yok. Bunu geliştirmek için ne yapmamız lazım? Hemen tarımda sulama ile birlikte ürün çeşitliliği artar. Değil. Konya Ovası'nda mısır üretimi artar. Şeker pancarı üretimi artar. Ayçiçek yağı üretimi artar. Bunlar üretimdir arkadaşlar. Bakın, şöyle bir kaynaklarımız var.
Bir, Beyşehir Gölü projesi. Gölden sulama. Beyşehir Gölü Türkiye'nin en büyük tatlı su gölüydü. Tatlı suyu ne yapıyoruz? Sulamada kullanacağız. Ve yine Kızılırmak Nehri projesi. Bir de çok önemli olan Mavi Tünel projesi var. Belki de en önemlisi budur değerli arkadaşlar. Göksu Nehri'nin sularını biz Mavi Tünel'le birlikte nereye getiriyoruz? Kupasına, sulamaya getiriyoruz. O zaman ürün çeşitliliği, ürünün verimi artar mı? Evet. Ekili dikili alan artar mı? Evet. Tarımda çalışmayan insanlar artık tarımda çalışır mı? Evet. O zaman o insanlar için yeni iş olanakları ortaya çıkar mı? Evet. Şeker pancarı üretirim. Şeker pancarından hayvan yemi elde ederim. Yani sanayi tesisine ihtiyaç var mı? Evet. Yeni sanayi tesisleri açılır mı? Şeker pancarında hayvan yemi elde ediyorum. O zaman büyükbaş hayvancılık faaliyetini geliştirir miyim? Özellikle besi hayvancılığı. Ahır hayvancılığında birinciliğimiz niye Konya? Burada tarım gelişmiş. Tarım yanında tarıma dayalı sanayi de gelişmiş. Değerli arkadaşlar, bakın dediğim gibi bunları ezberlemeyin. Bunları aklınızda tutun. Konya'nın en büyük sorunu ne? Sulama. Sulama olursa ne olur diye düşünüp hemen tek. Bakın su kanalları yapılmış burada. Tarım ürün çeşitliliği artmış. İllerimizi şöyle tekrar bir sayıyorum. Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Yozgat illerini görmekteyiz arkadaşlar. Geldik DAP projesi. Şimdi bakın mantığını oluşturun. Doğu Anadolu projesi. Doğu Anadolu'da sanayi var mı? Yok. Aşağıdakilerden hangisi Doğu Anadolu projesiyle birlikte gelişmesi beklenmez dedi. Ağır sanayi. Hayır. Doğu Anadolu'da ağır sanayi konuna ihtiyaç var mı? Yok. Gelişmez arkadaşlar. Maalesef iklim ve yeryüzü şartlarından dolayı. O zaman burada ne olacak? Bir hayvancılık. Bir de az da olsa tarım faaliyeti olacak. O zaman bu varsa olanı geliştirmek daha mantıklı mı? Bakın ne yapıyoruz? Şöyle bir bakalım. Bir, özellikle Türkiye'de gelişmiş seviyesinin büyüme hızının en düşük olduğu bölge maalesef ki Doğu Anadolu'dur. Tabii ki bu Doğu Anadolu'nun fiziki şartları çok önemli arkadaşlar. İklim şartları ve yeryüzü şartları burada önemli. O yüzden bakın dediğim gibi tarım ve hayvancılık gelişmesi lazım. Doğu Anadolu'nun kapsadığı iller, DAP'ın kapsadığı iller, Erzincan, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan, Sivas. Sivas da zaten Sivas'tan gerisi doğuydu ki bu da DAP projesi içerisinde. Bakın değerli arkadaşlar ne kadar çok il var değil mi? Evet. O yüzden en fazla ile sahip olan bölgesel kalkınma planı DAP projesi arkadaşlar. Çok çok büyük bir projesi. Peki 2016 yılında bakın Sivas dahil olmuş buraya. Projenin amaçları nelerdir? Basit mantıkla. Hepsinin ortak amacı vardı. Bunun da öyle. Bölgenin sosyoekonomik kültürel değerlerini arttırmak ve yine bölgenin kalkınmasını sağlayan da en önemli şey tarım ve hayvancılığı geliştirmek arkadaşlar. Ve yine hayvancılığın gelişmesi için hayır ve meraları izah etmek. Değerli arkadaşlar, Erzurum, Kars, Ardahan çevresi. Yani Doğu Anadolu'da mera hayvancılığın vardı, besi hayvancılığı. Hayvancılığı vardı. Besi hayvancılığı çok fazla yapılmıyordu. Ama mera hayvancılığı daha çok meralarda, çayırlarda otlatılır. O yüzden benim çayır konforunu geliştirmem lazım. Çayırları erken otlatma ya da aşırı otlatmadan önlemem lazım. Başka, özellikle altyapı hizmetlerini geliştirmemiz lazım. İstihdam sağlamamız lazım. İş olanağı sağlamamız lazım ki göçler azalsın. Bakın illerimizi tekrar saymıyorum. Bir sürü ilimiz var. Özellikle DAP deyince büyükbaş hayvancılık gelsin arkadaşlar. Büyükbaş hayvancılık ve tarım faaliyetleri gelsin. Asla sanayi faaliyeti yok. Sakın unutmayın. ÖSYM sordu. Ne sorar? Geliyoruz ZBK. Zonguldak Bartın Karabük projesine. Zonguldak deyince aklınıza ne geliyor arkadaşlar? Kömür yatakları geliyor değil mi? Taş kömür yatakları var. Taş kömür yataklarını biz neyde kullanıyorduk? Sivas'tan aldığımız diye, Sivas Divriği'den aldığımız diye. Nerede işliyorduk? Da Zonguldak'ta Bartın'da. Enerji kaynağı dayalı olan tek proje ZBK'dir arkadaşlar. Enerji kaynakları kurulmuştur ve taş kömürü, demir çelik sanayisi burada bunları görüyoruz. Projenin amaçları. Bakın, Türkiye Taş Kömür Kurumu'nun cümlesi. Yine baktığımızda buradaki işletmelerin özelleştirilmesi ve ortaya çıkan sosyal değerlendiriyoruz. Yine
Taş kömürü üretiminde yeni üretimler, yeni teknikler, yeni yöntemler geliştirilmesi, organize sanayi bölgelerinin kurulması, Bilyos'a liman yapılması arkadaşlar burada diyeceğiz. O zaman özetle şunu söylüyorum. ZBK, taş kömür yatakları varsa, enerji kaynağı varsa, demir çelik sanayisi varsa bir soruda kesinlikle bir. Evet, geldik nereye? Dokap. Doğu Karadeniz projesine bakalım. Şimdi değerli arkadaşlar, Doğu Karadeniz'de ne var? Ne var? Hayvancılık faaliyeti var, değil mi? Büyükbaş hayvancılık var. Balıkçılık faaliyeti var. Evet, balıkçılık var. Yine tarım faaliyeti var. Sanayi yapabilir misiniz? Hayır. Dağlık ve engebeli olduğu için sanayi faaliyetleri yoktur, gelişmemiş. Tek çay sanayisi gelişmiş burada. O zaman ben burada sanayi mi geliştirmek isterim, diğerlerini mi? Diğerlerini geliştirmek isterim. Tarımı, hayvancılığı ve yaylacılığı geliştirmek isterim. Hemen şöyle bir bakalım. Şimdi arkadaşlar özellikle Artvin, Bayburt, Giresun, Müşane, Ordu, Rize, Trabzon, Samsun, Tokat, Amasya, Sorun. Bunlar nedir? Bunlar özellikle Dokap'tır arkadaşlar diyeceğiz. Şöyle bir baktığımızda Amasya ve Çorum 2020 yılı dahilinde Dokap'a üye olmuştur diyeceğiz. Projenin amaçlarına bir bakalım. Bakın aynısı. Sosyoekonomik düzeyi yükseltmek zaten bölgesel kalkınma planlarının ortak özelliğidir bu. Ve yine baktığımızda yeni iş olanaklarını sağlamak, dışarıya göçü engellemek ve yine arkadaşlar bölge içi farklılıkları giderip bölgenin sosyoekonomik gelişmesini hızlandırmak aynı şeylerdir bunlar. Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, doğal çevreyi korumak diyeceğiz. Ulaşım ve iletişim olanaklarını geliştirmek diyoruz. Ve yine tarım ürünlerini arttırmak, turizm faaliyetlerini geliştirmek. Burada özellikle yayla turizmi, yaylacılık faaliyetlerini geliştirmek isteniliyor. Ve yaylacılık faaliyetini geliştirmek için de Yeşil Yol projesi var arkadaşlar. Sakın unutmayın. Tekrar ediyorum. Doğu Karadeniz deyince aklınıza yaylacılık gelsin, tarım gelsin, hayvancılık faaliyeti gelsin. Özellikle Yeşil Yol projesi gelsin. Önemli. Doğu Karadeniz'deki yayları birleştirmeye dayalı bir proje diyeceğiz. Buraya baktığımızda Çorum, Amasya, Tokat, Samsun. Bu 4 ilimiz değerli arkadaşlar. Hem Yeşilırmak Havzası gelişim projesi hem de Doğu Karadeniz üyedir. Hemen gelsin Yeşilırmak Havzası. Şöyle geldi. Özellikle baktığımızda Amasya, Çorum, Samsun, Tokat. Sorar değerli arkadaşlar. Aşağıdaki illerden hangisi birden fazla bölgesel kalkınma planına üyedir? Amasya, Çorum, Samsun, Tokat. Ya da şöyle sorar. Aşağıdaki illerden hangisi hem Doğu Karadeniz projesi hem de Yeşilırmak Havzası gelişim projesine üyedir dediğinde Amasya, Çorum, Samsun, Tokat. Tekrar ediyorum ki aklınızda kalsın. Peki Yeşilırmak Havzası gelişim isminden çıkartın. Yeşilırmak. O zaman benim Yeşilırmağı korumam lazım. Ne yapmam lazım? Akış rejimini düzenlemek, taşkın erozyonu önlemek, çevre sorunlarını önlemek ve yine akarsu havzasının ekolojik dengesini korumak diyeceğiz. Doğal kaynakları sürdürülebilir bir şekilde kullanmak, yine orman alanlarının tahrip edilmesini engellemek, şehirleşmeyi ve sanayileşmeyi planlı bir sağlamaktır. Yani Yeşilırmak Havzası gelişim projesinde Yeşilırmak'a dayalı faaliyetler vardır diyeceğiz. Samsun, Amasya, Tokat, Çorum. Hem Yeşilırmak'ta hem de neredeydi değerli arkadaşlar? Dokat'ta diyeceğiz. Evet burada da bunu görmüş olduk. Evet arkadaşlar koskoca bir dönemi sizlerle bitirdik. Hem 2023 KPSS hem de 2024 KPSS adına en güncel notları sizlerle paylaşmış oldum. Tabii ki de sizlere şöyle bir duyurum var. İşte hocam buradaki notları nasıl alabiliriz, nasıl ulaşabiliriz diyorsunuz. Arkadaşlar Instagram hesabım hemen şurada var. Instagram hesabımda ben bu notları paylaşıyorum, veriyorum. Sizler de eğer ulaşmak istiyorsanız Instagram hesabından mesaj atabilirsiniz bana. Oradan ulaşabilirsiniz. Çok güzel dersler oldu. İnşallah sizlere faydalı olabilmişim arkadaşlar. İyi bir şekilde, en güncel bir şekilde ve pratik bir şekilde dersleri anlatmaya çalıştım. Sizlere faydalı olduysa ne mutlu bana. Bir sonraki videoda, soru çözüm videolarında tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. İnşallah sınavı kazanıp altına da başardım hocam, kazandım hocam. Yazanlardan olun isterim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.